Evet, Hüseyin Bal çok yaşasın. Eserleri var olsun. Sevgili Hüseyin Bal, böyle mezar taşlarını hatta Kırıntı Yeniköy'deki mezar taşlarını da çekmişti. Onunla da ilgili bir yazı yazmıştı. Şimdi de Balıkesir Edremit Tahtakuşlar Köyü'nde sevgili Muzaffer Bal'la birlikteyiz. O da bize şimdi içinde bulunduğumuz Tahtakuşlar Köyü mezarlığından yola çıkarak tahtacılarla ilgili bazı gelenekleri anlatacak. Evet sevgili hocam. Şimdi bu ocak. Ocak. Bildiğimiz ateş yanan ocak. Kızılez'in ilk günü 6 Mayıs'ta buraya şeye geliyorlar. Mezarlık, bizdeki mezarlık üstü gibi mezarlığa geliyorlar. Mezarlık üstü sayılıyor. Nedir mezarlık üstü? Bizdeki dedim bilmiyorlar izleyenler. Bize mezarlık üstü bizim köylerde Yani Şirak'ın Kırıntı Yeniköy köylerinde. köylerinde bizde şey gelir. Evlerde yemekler yapılır. Özellikle mesela benim hatırladığım çocukluğumdan beri sütlü çorba ve helva daha yaygın olarak evden getirilir. Mezarlıklarda yedirilir. İnsanlar yer, birleşirler. Yerler. Bunun bir iki tane şeyi var. Arka planı var. Birincisi ruh inancı hakim. Ruhların doyurulması, mezarda ölenlerin doyurulması şeyi var. Bunu şeyde Orta Asya'da görebiliyoruz. Mesela Orta Asya'da İngiliz bir tarihçisinin şeyi var. Gezi notları var. Gezi notlarında böyle bir mezarlık kenarından geçerken bir kadın mezarlığa vurup vurup ağlıyor, bağırıyor, çağırıyor. Yanındaki tercümana diyor ki ya bu kadın ne yapıyor? Bu mezarı niye dövüyor diyor. Diyor ki ey ben seni doyurdum. Senin cigaranı bile koydum. Mezarın üzerine her şeyini verdim. Sen hala benim eve gelip benim çocuğumu almaya çalışıyorsun. Ve çocuğun babası esas ölen. Şimdi, Çocuğu almaya çalışıyorsun. Ne demek? yani onun ruhu, çocuk hastalanmış, o adamın ruhunun çocuğu yanına almak istediğini şey yapıyor. Ben de seni doyurdum diyor. Yemek veriyorum diyor, getiriyorum, döküyorum diyor veya işte cigaranı yanına koyuyorum diyor. Bütün bunları anlatıyor. Sen diyor hala diyor doymadın, hala şey yapmadın ve o çocuğu benden almaya çalışıyorsun diyor. Şimdi bunlar ruh inancının şeyi. Buradaki şey de bizim köydeki şey de mezarlık üstü. Buradaki de lokma da dedikleri. Buraya geliyorlar. Bunlar burada yemeği yapıyorlar. Ocakları onun için her sülalenin burada bir ocağı vardır. Sülale mezarlığının başında yemekler yapılır. Yemekler ortak yenir. Dargınlar, küskünler barışma bahanesi olur. Birbirinin lokma da verilir. Mesela oradaki yemek yiyene buradan lokma götürülür. Dargınsa lokma götürülür. Lokmasını alıyorsa barışmaya hazır demektir ve barışır. Sistem buradaki yapı böyle şey yapılır. Bunlar onun için yapılmış. Yani Hıdırlez'de yemek yapmak için yapılmış ocaklar. Evet. Vermişlerin doyurulması. Peki madem burada birkaç şey daha söyleyelim. Tahtacı köyündeyiz. Tahtakuşlar bilinen bir köy. Dedeleri var. Efendim bir sistemi var. Yapısı var. Yüzyıllardır bu Türkmenler burada yaşıyorlar. Yaşasınlar. Tabii bu dağlar onların sesleriyle yankılansın. Siz dışarıdan gelen bir insansınız. Uzun yıllardır burada yaşıyorsunuz. Ali Ekber Çiçek'e gideceğiz. O sevdalanmış ve vasiyet üzerine buraya defnedilmiş. Yani çok sevdalanmış. Peki siz ne görüyorsunuz bu tahtacı köylerinde? Yani tarafsız olarak söylerseniz bunlar nasıl yaşıyorlar, ne yapıyorlar, ne ediyorlar? Ya da çok kapalıydılar. Bakıyoruz ticaret gelişmiş, konuk evleri yapıyorlar, gözleme satıyorlar. Ama bir yandan da bazı yapılar hala devam ediyor. Neler var? Hangi çelişkiler var Şimdi bu bunlar buralarda? kapalı toplum. Hala kapalı toplumlar. Hala kız alıp verme, sünniyeye kız alıp verme yok. Hala
Hala bunu sürdürmeye çalışıyorlar. Hala mesela köyden yer satmamaya çalışıyorlar başkasına. Kendi mezarlıklarına da başkasını koymak istemiyorlar. Alevi, ister Alevi olsun, Sünni'yi hiç koymuyorlar. Alevileri de koymuyorlar dışarıdan geleni. Şey buralara var, özgü bir şey mi? Ve bütün köyler tahtacı, için söyleyebilir kapalı miyiz? Kapalı toplumlar. Tahtacı, sadece tahta kuşları söylemiyorum. Bütün buradaki Türkmen köyleri kapalı toplum dönemini yaşıyor. Hala açılmış değil. Ticari olarak onlara bakmayın. Ticaret ayrı bir şey. Oraya geliyor şey yapıyor. Ama kendi içinde hala o kapalı toplum şeyini yaşıyor. Mesela burada kolay kolay bir Sünniyle kimse daha evlenmiyor. Ne kız ne erkek. Yani bunu hala sürdürüyorlar. Cemlerini sürdürüyorlar, görgülerini sürdürüyorlar. Görgü var mı gerçekten? Var. Tabii ki. Bunların dedesi var. İşte Yan Yatır Ocağı'na, İzmir'de Yan Yatır Ocağı'na bağlılar bunlar. İzmir'de. Oradan dede, buranın kendi köy dedesi var işte. Onlar sürdürüyor. Cem Cumaat sürdürüyor. Tabii ki yani şöyle değil tabii. İşte 1950'ler değil. Daha giderek dejenere oluyor ama yine mesela az şehirleşme var burada. Şehre göç yok. Burası için belki geçerli ama tahtacıların birçoğu şehirleşti. Bu bölgeyi evet. Bu bölge zaten göç başladığı zaman benim biraz önceki söylediğim hiçbir şeyi bulamazsın, yaşamazlar. Yani göç şehirlerde göç başladığı zaman artık onun sonu yok. Orada hocam ben 30 yıldır gezgin bir insanım. Aleviler içindeyim. Ya bir şeyleri konuşmak lazım. Yani eş, dost, dede, derviş, benim arkadaşım şu bu diye değil. Yani niye bazı şeyleri ben de dahil çok abartıyoruz? Yozlaşma çoktan başlamış. Mesela Bademler Köyü'ne dokunayım, İzmir. Satılıyor, arsalar satılıyor fahiş fiyatlarla. Doğru. Ne oluyor? Mesela Antalya'nın tahtacı köylerinde kardeş kardeşle konuşmuyor, mahkemelik oluyor. Nedir yani, bu? Şimdi bu kapitalizmin gelişmesi, yani artık ben daha açık ve net söyleyeyim. Alevilik, benim tabirimle kızılbaşlık kesinlikle şeydir. İlkel toplumun, göçebe toplumun inancı, yoksulluğu pay etmenin inancı. Şeydir, inanç biçimidir. Kapitalizm geliştikçe farklılaşma, sınıflar arasındaki farklılık geliştikçe toplumlar arasındaki, bireyler arasındaki farklılık, işte ekonomik farklılık da gelişiyor. Bu sefer para esas alınıyor. Kapitalizmle şeyin uyumu, hatta feodal toplumla bile uyumu yoktudur. Alevili. Uyum sağlayamaz. İşte yani biz daha net söyleyeyim, Alevilik'te müsait olunmadan Alevi yoluna girilmez, Kızılbaş yoluna girilmez. Yani bu ben söylemiyorum bunu, yüzyıllardır söylenen şey. Bugün müsaitlik sistemini yaşatamazsın. Yani müsaitlik nedir? İşte daha şey... Mülkiyetin ortak olmasıdır. Şeyh Bedrettin diyeni yarın dudağından başlıyor. Her şey ortak. Hadi bakalım adam Mercedes'e biniyor. Ben Renault'a biniyorum. Ortak ol bakayım. Müsahip. Onun için Kızılbaşlı bir daha yeniden gözden geçirip onun kurallarını değil, yaşam tarzını değil esas olarak şeyini esas almak lazım. Kültürünü, şeyini o yönde şey yapmak lazım. Yaşam tarzına uyum sağlayamazsın. Ancak komünal sisteme dönmen lazım. Devletsiz sisteme dönmen lazım ki yaşam tarzını yaşayabilirsin. Evet. Gel burada. Ne orada hocam? Bu da benim adamım. Evet. Bu da
Bu köyün şarapçısı. Hep hayatı boyunca şarap içmiş. Ve talay şarabı içmiş. Öldüğü zaman da bu köyün gençleri birleşiyor. Diyor ki, madem diyor bu adam diyor istisnası hep şarap içti. Biz buna bir mezar taşı yapalım diyorlar. Bu şekilde bir mezar taşı yapıyorlar. Talay şarabı şişesini de ihmal etmiyorlar. Evet. Bunun hikayesi de bu. Hikayesi o. Tabii tepki gösterenler olabilir ama gençler Yok, adam böyle köyde böyle şey diyor, yani bu köylerde tepki gösterilmiyor. Belki dışarıdan gelen birisi tepki gösterebilemem ama çok insan da ziyaret ediyor ve hoş karşılıyorlar. Mesela bu mezarlıkta bundan başka yok. Bunu. Fakat adamın yaşam tarzı bu. Yani yaşam tarzını taşına evet. işlemişler. Bir yer mezarlarda mesela bak testi var. Ha bunlar işte her mezarda şimdi bu biliyorsun sadece şeyde değil ruh inancı olan bütün toplumlarda mezarlıkların başına suluk konur. Su dökülür, su verilir. Bu da öyle. Bu testi aslında içinde su olması gereken bir şey. Veya bundan gidip su alıp getirip buraya döküyorlar. Testinin anlamı o. Suluk şeyi. Ruhların hep yaşadığı inancı vardır. Sadece şeyde değil, Alevi toplumlarında değil. Mesela Çin, eski Çin inançlarında da var. Ruhların yaşadığı inancı. Ama en güzeli de herhalde bu ağaçlar, çam ağaçları değil. Tabii. Yaşayan bir organizma. Yine bir ocak ha. Ne diyor? Efendim.